Merhaba arkadaşlar, MT Games kanalından herkese merhaba. Bugün Cities Skylines 2'yi inceleyeceğiz. Şimdi harita seçeceğim. Bu benim neredeyse yani SimCity ile başladığım bir maceram var benim. 10 senelik, bir 15 senelik bir şehir kurma oyunu geçmişim var arkadaşlar. Futboldan ve basketboldan sonra bir de bunu çekmek istedim. Çok sevdiğim bir oyundur. Şimdi burada bazı özellikler açtım ben. Sonsuz para, işte binaların hepsini açıyorum. Soldan trafik ve doğal afetler. Şimdi oyuna başlayacağız. Burada bugün, yani bu videoda bir otoban yolu yapacağız. Ondan sonra su ve elektrik tesisatı çekeceğiz. Sonra şehrimize küçük küçük kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada menüleri tanıtıyorum. Burada binalar, yani bunlar signature buildings diyor. Yani imzalı binalar demek aslında. Yani efsane binalar da diyebiliriz. İşte burada çöplük, eğitim, itfaiye, polis, ulaşım ve parklar. Bu da şehrimizin yer yapısını düzeltmemize yarayan bir araç. Bu şekilde yer şekillerini şekillendirebiliyoruz. Yükseltebiliyoruz, işte düzleştirebiliyoruz, kendimize dağ yapabiliyoruz, tepe yapabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Oyun çok iyi arkadaşlar, bazı hataları var ama onlar çok önemli değil, düzeltilir. Burada da bizim gelir gider sekmemiz var, bakıyorsunuz. Burada vergiler, işte evlerden aldığımız vergiler var, endüstriyel vergiler, bunlar hizmetlerimiz. Bunlar da ürettiğimiz ürünler. Bunu kapatıyorum. Şimdi önce bir elektrik çekeceğiz. Elektrik önemli arkadaşlar. Elektriği buradan seçiyorum. Buradan ileriye doğru yapacağım. Yola da bir elektrik santrali kuracağım arkadaşlar. Elektrik santrali kurduktan sonra yolları yapacağız. Ondan sonra da evleri yapacağız yavaş yavaş. Şimdi burada en ucuzunu seçiyorum. Servisler ne kadar yüksek olursa maliyetleri, giderleriniz de o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Ben burada tanıtım olsun diye sonsuz parayı seçtim. Yani siz de sonsuz parayı seçin çünkü kar yapacağım diye şehir kurma zevkinden geri kalmayın. Elektriğimi çekiyorum. Buraya bir işte şehrimizin harita çok büyük arkadaşlar bu arada. Oyun çok iyi, grafikler. Şu an bende grafikler medium ve low arasında. Çünkü çok sistem yiyor. Yani çok iyi bir sisteminiz olması gerekiyor. Benim öyle bir sistemim olmadığı için. Şimdi buraya ben otoban ayrım yolu yapacağım. Buraları açacağım. Şurası çok yüksek galiba, onun için kabul etmedi. Birazdan su tesisatını da çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu biraz ben sola doğru koymam gerekiyor aslında. Sola doğru koyarsam olacak. Orada bir yükselti var, olmuyor. Bu önemli arkadaşlar, yol ayrımları önemli. Sonra trafik sorunu yaşıyorsunuz. Sonra bir daha yıkıp yapmak zorunda kalıyorsunuz. Onu yaşamamak için böyle yol ayrımları, otoban ayrımları yapmanız gerekiyor. Şimdi burası çok yüksek herhalde, ondan olmuyor.
Şimdi ben bunu sola kuracağım. Bununla uğraşmayayım. Sola kuracağım. Biraz daha yukarı. Buraya kuracağım birazdan. Evet, kurdum. Şimdi yol bağlantılarını yapmam gerekiyor. Şehir girişinde dar yollar var arkadaşlar. Bu sonra bana sıkıntı olacak. Trafik tıkanacak, ne bileyim. Trafik sorunu yaşayacağız. Bir de bu yolların altından yol geçebiliyoruz. Onun için bunu yaptım. Hem üstten trafik aksın, hem alttan trafik aksın diye. Şimdi buradan kıvrımlı bir yol yapacağım. Kıvrımlı yolu yaptıktan sonra diğer yolu bağlayacağım. Bu şekilde bağladık. Daha bir sürü işte köprülerdir, binalar, bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Bu ilk bölüm. İkinci, üçüncü bölümde gelecek. Hatta talep olursa daha fazla bölüm çekebilirim. Buradan bir düz yol gidelim. Orayı açacağım daha sonra. Şu yolları da bir uzatalım. Burada biraz daha dar yollar seçmem gerekiyor. Birazdan göreceksiniz. İkinci yol olmayacak mesela. Dar olacak. Evet. İkinci yol olmadı. Şimdi bunu silmem gerekecek. Buldozerle sildim. Arkadaşlar, hiç bilmeyen, oyunu oynamak isteyen ve hiç bilmeyen arkadaşlar beni örnek alarak oynayabilirler. Bilenler de vardır. Daha iyi bilenler vardır. Benden daha iyi oynayanlar vardır. Görüyorum YouTube'da. Bayağı bir oynayan var yani bu oyunu. Daha dar yollar seçtim. Evet, bir gidiş bir dönüş yollar. Burada arkadaşlar bu oyunda şehir yönetmeyi öğreniyorsunuz. Yani bu bir simülasyon. Strateji simülasyon oyunu. Zor bir oyun. Aslında sonsuz parayla oynamasam gerçekten zor bir oyun. Ve şehri çok iyi tasarlamanız gerekiyor sonradan sorun yaşamamak için. Mesela ben geçen oynarken şehrimin bir kısmını su bastı. Bu videonun sonunda da hortum geldi. Hortum zarar vermedi ama doğal afetler olabiliyor. Şimdi su giderini kuracağım. Şehre tabii su lazım. Zaten bir süre sonra su sıkıntısı çekeceğiz birazdan. Elektrik ve su sıkıntısı, onları bir şekilde halledeceğim. Şu an mesela bir orada bir su sıkıntısı var. Çünkü daha su giderini yapmadık. Borular döşeceğiz. Altyapı yapacağız. Evet, şimdi yolları yapacağım. Sonra evleri dikeceğiz arkadaşlar. Böyle kafanız, yani kendi nasıl istiyorsanız kendiniz bu şekilde yolları kurabilirsiniz arkadaşlar. Artık sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Ben bu şekilde yaptım. Herkes aynı yapmayabilir. Şimdi buradan bir boru çıkacağım ileriye doğru. Boruları birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Bir de atık su gideri yapacağız. Sonra şehir sakinleri zehirleniyor, hasta oluyor. O yüzden şimdi evleri yapacağım buraya. Aslında buraya yapmamam lazımdı. Burayı yıkacağım sonra zaten arkadaşlar. Burada çünkü gürültü sorunu olacak. Bu şey yüzünden,
elektrik istasyonu yüzünden sıkıntı olacak. Bir de yolları birbirine bağlamanız lazım arkadaşlar. Yoksa bir elektrik sıkıntısı çekersiniz. Buradan evet su giderini oraya bağlamam gerekiyor. Bağladık, çok güzel. Hala bir elektrik sıkıntısı var. Ben bunu anlamış değilim şu an. Burada tabii bir tane elektrik pervanesi yapmam gerekiyor diye düşündüm. Burada rüzgar hızı az dedi. This is an emergency broadcast to all citizens. Burada bir The Fire sıkıntı and var. Rescue Service reports Onu that hala fires are currently çözmüş spreading değilim. In the nearby forest. The billowing Elektrik clouds yok of diyor ama smoke orada benim pose a serious istasyonum health risk var. to anyone nearby. Neyse bir daha At this time, all citizens Bir tane in the affected Transformer area are Station instructed to kuralım. immediately move to a safe Evet, distance şimdi until the olay situation çözüldü is under control. arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben de unutmuşum yani, yıllardır şehir kurma oyunu oynamıyorum. Şimdi bir atık su istasyonu yaptım buraya. Atık suyu da bu şekilde çözdüm. Bu haritada oynarken daha önce bir şehir kurmuştum bu haritada. O kısmı, şu an inşa ettiğim kısmı su basmıştı. Ve acayip eğlenceli bir oyun arkadaşlar bu. Yani oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi burada çöp istasyonu yapacağım. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu nereye kurabilirim diye düşündüm. Buradan da evet arkada yer olmadığı için buradan bunu alacağım birazdan. Ama aslında çok yanlış bir yere kuracağım. Bunun yerini değiştirmem gerekiyor. Ya da oradaki evleri oraya sanayi sitesi kuracağım normalde ama evleri oradan alacağım. Oraya sanayi sitesi yapacağım. Şimdi bunun arkasında çöp yakma alanı oluşturacağım. Buradan evet şu kareye basıyoruz. Ondan sonra geriye doğru, ileriye doğru evet böyle bir alan oluşturmamız gerekiyor. Burası da çöp yakma istasyonu arkadaşlar. Burada çöplerimizi yakıyoruz ve şehri temiz tutuyoruz. Ama bu istasyonlar evlerin yanında olmaması gerekiyor. Evlerin yanında olursa bu sefer gürültüden şikayet ediyor halkımız. Local authorities are Bu urging the videoda public tabii to conserve şey de water var, and reduce belediye the binası da burden on the city kuracağız. during this water Ama shortage. oraya kadar Consider bugün installing a low yayınlar flush toilet. mıyım bilmiyorum, Cut back on bakacağız. watering the lawn and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. This is Şimdi buraya Saloon Radio atık su yapacağım. Classical for the modern age. Unlike Atık su most istasyonu yapacağım. modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper. Using Bu tabi only their karaya yapılmıyor arkadaşlar. as guides, through a silent Bunu evet audio masterpiece. gölü pardon dere dere mi diyeyim ne diyeyim artık oraya. Derenin oraya yapacağız. Yol çekmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yol çekmezseniz elektrik de gelmez. Ve orası çalışmaz. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has Şimdi oraya kıvrımla more güzel bir services yol than we çekiyorum. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling Yolumuzu and çektikten sonra da That's right. You could almost say yavaş yavaş too much başka of a yollar good thing. yapacağız. Or we could Yolları geniş geniş yapmak çok önemli. Sonradan trafik sorunları oluyor. More after this. Daha sonra tabii otobüs hattı, metro hattı falan da kuracağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şehrimizi daha çok büyüteceğiz.
kocaman bir haritamız var. Bakın. Oraya da sanayi sitesi kuracağım arkadaşlar birazdan. Harita gayet büyük. Köprüler yapacağız. Gökdelenler yapacağız. Çok güzel olacak. Şimdi buraya bir kare bir alan yapacağım. Oradan grid yani kareyi seçiyoruz. Bu şekilde. Bu tabi yol bağlantılarını da tek tek çekmemiz lazım. Tek tek yol bağlantılarını da çekiyoruz. Yol bağlantılarını yaptıktan sonra da burası fabrika alanı arkadaşlar. Şunu da şuraya bağlayalım. Fabrika alanımız burası. Karşısı normal evler var ama o evler oradan gidecek yani. Orada olmaz o insanlar. Yazık, günah. Şimdi buradan arabalar gelmiş bile. Bir de arabaları takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Üstüne bastığınız zaman size şehir turu attırıyorlar. Yaptığınız şehirde gezebiliyorsunuz. O çok güzel oluyor. Şimdi ben buraya dükkanlar kuruyorum. Şimdi fabrikalar kuracağım. Bir o tarafa kuracağım. Burayı komple endüstriyel alan yapacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ileriye aldığım zaman inşaatlar başladı direkt. Burası kar zarar yeri. Kar zarar paneli yani. Şimdi devam ediyoruz kurmaya. Güzel bir şekilde. O mavi yerde arkadaşlar oradan su çıkabiliyor. Şimdi buradan tabi burada bir susuzluk olacak. Ben bunu buradan buraya bağlamam gerekiyor boruları. Bu altyapı olayı çok karışık arkadaşlar. Bunu işte deneme yanılma yöntemiyle buluyoruz. Yani bazen bağlıyorsun olmuyor. Hala susuzuz diyorlar. Buraya da evleri kuracağım. Birazdan. Yani başlıyorum evleri kurmaya. Buradan bir yol çekeceğim. Evet, şimdi böyle simetrik bir şekilde. Oradan alttan geçmedi. Olsun. Tabi hep düz yapmak istemiyorum. Birazdan göreceksiniz, kıvrımlı yapacağım yolları. Hep düz olunca böyle güzel gözükmüyor, böyle şey gibi oluyor. Çok böyle düzenli olsun istemiyorum şehrimiz. Böyle işte kıvrımlı kıvrımlı yollarda yapabiliyoruz. Doğrudan bağlantı kurduk mu tamamdır. Oradan da oraya bağlayacağım. Güzel. Buraya da bir doldurmam gerekiyor. Şöyle yan yan yapalım yolları. Şu an şehirde 40-36 kişi var arkadaşlar. Birazdan dolacak yani şehrimiz. Güzel bir oyun. Ben çok keyif alarak oynuyorum. Herkese tavsiye ederim. Tabi sevmeyen de vardır oyunu. Bu tarz oyunları çünkü herkes sevemiyor. Buradan da karşıya
Arkadaşlar buraya valilik binası falan kurulacak. Evet, şimdi valilik binası City Hall diye geçiyor. Buraya kuracağım ama bana bir de şey lazım, otopark lazım. Önüne otopark yapmam lazım valilik binasının. Ara ara yerlere otopark yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Otopark önemli. Yoksa arabalar yolun kenarlarına park ediyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Bu da katlı otopark gibi. Bunu da biraz sola doğru kurduk mu? Bu Signature Buildings diye geçiyor arkadaşlar. Bir tane yapıyorsunuz, bir daha yapamıyorsunuz. Yani bir daha yapılmıyor. Sadece bir şehirde bir tane olabiliyor. Her Signature Building'den bir tane olabiliyor. Buraya şimdi valilik binasını kurdum. Valilik binası da bir tane oluyor. Şimdi bunu tabi yol lazım. Yol yapacağım etrafına. Yolu da çizeceğiz şimdi. Evet. Şuradan şuraya uzatalım. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi buraya çünkü ben banka falan da kuracağım. Birazdan banka kurulacak. Ne kadar iyi bir şehir yaparsanız o kadar çok gelen oluyor arkadaşlar. Nüfus fazlalaşıyor ve yöneticiler gelmeye başlıyor. Mesela iyi iş yerleri kurarsanız yöneticiler geliyor. Şimdi buraya bir tane polis departmanı kuruyorum. Polis departmanı da önemli çünkü şehirde suç oranı yükseliyor. Suç oranı yükseldiği zaman önünü alamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buralara evler yapacağım. Buraları doldurmam gerekiyor. Ama hemen tabi inşaatlar hemen olmuyor arkadaşlar. Biraz zaman gerekiyor. Onun için ben ileri sarıyorum sürekli. Şimdi burada marketler, bir de ofisler kuracağım. Ofis de market önemli arkadaşlar. Bunlar para getiriyor hep. Şehrinizin kar etmesini sağlıyor. Ve bu oyunda liman ticareti yapılabiliyor. Ürettiğiniz elektriği başka şehirlere satabiliyorsunuz. Oralardan da para kazanabiliyorsunuz. Çok detaylı bir oyun arkadaşlar. Vatandaşları mutlu etmeniz gerekiyor. Mutlu olmayan vatandaşlar gidiyor. Otopark yapacağım şimdi bir yere. Evet, orası daha uygun gibi geldi. Şimdi burada elektrik yok diyor. Bunun sebebini anlayamadım ilk başta. Sonra anladım ki yol bağlantısı yok. Su ve elektrik, suyu şimdi boruyu çekmem lazım suda, ama elektrikte yol yapmam gerekiyor. Evet, oraya bağladığım zaman olacak gibi. Bu arada Fenerbahçe kariyeri devam edecek. Napoli kariyeri pek ilgi görmedi. Onun için Fenerbahçe'ye devam ediyorum. Bir de bu oyuna devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan bir yol çekeceğim çünkü oraya elektrik gelmedi. Evet, elektrik sorunu çözüldü ve atık su sorunu da çözüldü. Bir yol çektim ve sorun çözüldü arkadaşlar.
Orada kaç kilowatt elektrik ürettiğimiz de yazıyor. Her şey yazıyor arkadaşlar. Bunun aslında Türkçe yaması var ama Türkçe yaması benim boyunda çalışmıyor. Yeni yapılırsa indirmem gerekiyor. Şimdi gece oldu. Gece gündüz oluyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Su basıyor. Onun gibi şeyler olabiliyor. Şimdi burada sanırım yüksek deneyimli işçi yok dedi. Yani yönetici takımından önce işçi yok dedi. Bir de yüksek yönetici takımından işçiler yok dedi. Birazdan bir tane rezidans yapacağım. Evet, bayağı bir zarardayız. 65 kişi var. Yani normal 65 kişi olunca zararda oluyoruz. Şu an şehirde 65 kişi var arkadaşlar. Daha evler tam olmadı. Ve şehire kimse gelmedi. Birazdan göreceksiniz ki trafik falan tıkanacak. Buralar hep ev yapmam gerekiyor. Şu kıyı şeridine de ev yapacağım. Sol tarafa da yazlık bir yer yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yer yapacağım. Oteller dikeceğim. Şimdi gece oldu. Burada da gürültü kirliliğinden şikayetçi insanlar. Onu da şöyle biraz çözmem gerekiyor. Bir tane park yapacağım. Bakın göreceksiniz nasıl bir... Evet, yıldızlar çıktı gördüğünüz gibi. Ne kadar hizmet yaparsanız, yani şehrin güzelliği çok önemli. Aslında şu sanayi sitesini biraz daha ortaya alabilirim. Çünkü harita bu kadar değil. Haritanın daha... Yani bunun 20 katı falan daha yeri var yani haritanın. Yani çok rahat 10 milyonluk, 15 milyonluk şehirler yapabiliyorsunuz. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite. Şimdi şey dükkanlar yapıyorum. Maviler dükkanı arkadaşlar. İşte bu şey olabilir, fast foodçı olabilir, benzin istasyonu olabilir, her şey olabilir yani. Aklınıza ne gelirse AVM olabilir. Ayakkabı dükkanı olabilir, giyim dükkanı olabilir, tekstil dükkanı olabilir. Her şey olabiliyor. Yani oyunda her şey var arkadaşlar. Şimdi burada da tek katlı evler yapsam daha iyi olur diye düşündüm. Bakalım oradan. Buradan pek ev çıkmadı aslında. Birazdan göreceğiz. Şu an biraz şehir hareketlenmeye başladı. Arabalar falan geçiyor. Şimdi gün aydınlansın biraz. Ona bakalım. Evet, katlı otoparkımız çok güzel oldu orada. Bunun için de upgrade'lerini yapacağım. Ekstra hücre arkadaşlar. Bu tutuklular için nezarethane gibi düşünün. Upgrade'ler yaptım. Bu valilik binasına da upgrade'ler yapacağım. Valilik binasının tam şehrin ortasında olması çok iyi. Şu çöp şeyini de kaldıracağım oradan. Aslında orada hiç iyi olmadı yani. Kötü oldu. İkinci bölümde kaldırayım arkadaşlar ben onu oradan. Başka bir yer alacağım çünkü. Gördüğünüz zaten orada kırmızı gözüküyor. O gürültü kirliliği, görüntü kirliliği gibi şeyler var arkadaşlar. Ha şimdi hastane falan yapmadım ben daha.
Hastaneyi şuraya yapacağım. Gördüğünüz gibi yıldızlar çıkıyor. Yıldızlar çıktığı zaman şehir hizmetleri iyi demek arkadaşlar. Bunun da upgrade'ini yaptım. Grafikler çok iyi arkadaşlar. Gölge kalitelerisi bende medium'da mı, low'da mı öyle bir şey. Onu high'da oynarsanız daha güzel bir görüntü oluyor. Ama ben şeyde oynuyorum. Ya low'da ya medium'da oynuyorum. Çünkü sistemim yetmiyor. Şimdi bir tane arabanın peşine takılalım bakalım. Kamyonun. Orada mesela 70 yazıyor. Hız limitleri yazıyor. Çok iyi yani arkadaşlar. Gerçekten. Oyun hem şu an hem inceleme tadında bir video bu. Hem de oynanışı görün diye güzel bir güneş, işte gölgeler, yani gerçekten su kalitesi, bunlar hepsi ya medium'da ya low'da arkadaşlar. Yani bunlar high'da olduğu zaman gerçekten çok iyi bir görüntü oluyor. Şimdi buraya küçük bir mahalle çizeceğim. Boş kalan yerleri dolduruyorum. Ufak mahalleler yapacağız. Yavaş yavaş yolları çizeceğim. Tabii her yol bize ekstra maliyet arkadaşlar. Giderlerde hepsi çıkıyor. Şimdi buraya evler dolduracağım. Birazdan burası güzel bir mahalle olacak arkadaşlar. Biraz da boşluklar olacak ama onlar zamanla doluyor. İnşaatlar biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi biraz ileri saralım bakalım. Evler çıkacak mı? Evet arkadaşlar, şimdi şehrimize bir göz atıyoruz. Bu sağ tarafta da mesajlar geliyor. Radyodan bir şeyler söylüyorlar. Tam onlara tam bakamıyorum arkadaşlar. Şey diyor. Endüstriyel bölge diyor. Kötü diyor. Orada ben okuduğum kadarıyla. Onlar aslında önemli yani. Türkçe yama olsa. Şimdi buradan buraya da bir mahalle oluşturacağım. Buradan alttan yol yapabiliyorum arkadaşlar. O çok güzel oluyor. Bakın şimdi. Şimdi burada bir mahalle oluşturacağım ben. Alttan da yol geçeceğim. Zaten bu otobanı bu şekilde yapmamın nedeni de bu. Yani her yerden trafik aksın. Her yerden trafik aksın ki şehirde sıkıntı olmasın. Şimdi burayı biraz özensiz yaptım. Siz tabi daha böyle simetrik yapabilirsiniz. Biraz özensiz oldu. Biraz acele ettim burada açıkçası. Buradan alttan yol gidebiliyor. Çok iyi. İki tane gitmedi çünkü oradan bir boşluk bulamadım. Şimdi buradan buraya bağlayacağım yolu. Evet, güzel oldu. Yavaş yavaş şehir dolacak arkadaşlar. Şu ortadaki mahalle çok güzel oldu. Yani orayı birazdan göreceksiniz. Otoparkları ara sıra, yani arada sırada yapmanız gerekiyor. Çünkü otopark olmadığı zaman orada uyarı çıkıyor, otopark yok diyor. Yani arabayı park edecek yerimiz yok diyor. Onlar önemli. Yani ayrıntılı bir oyun arkadaşlar.
Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi buralara evleri yapacağım. Buralar dolacak. Endüstriyel bölge biraz şey oldu, tırt oldu aslında. Onu da ayarlayacağım. İkinci bölümde bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Yani oyunu ne kadar bilseniz de sorunlar çıkabiliyor. Mesela orada şey diyor. O işaret var mesela binanın üstünde. O diyor ki bu binanın yeri yanlış diyor. Bu bina boşaltılacak diyor. Abi neye göre yanlış yere? Evet, burada bir mahalle oluşmaya başladı. Görüyorsunuz inşaatlar devam ediyor. Şuna yakından bir bakmak istedim. Binaların hiçbiri birbiriyle aynı değil arkadaşlar. Hepsi farklı farklı binaların. Bayağı bir şey var. Bina çeşidi var arkadaşlar. Bunlar random atıyorlar ama farklı farklı binalar çıkıyor. Orada aslında iki tane, evet iki tane aynı bina gördüm. Yani bayağı bir çeşit bina var. Şimdi burada şeyi arıyorum. İmzalı bina arıyorum. Ha, signature office. Burada arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Goddard Bank. Evet. Banka binası diye hatırladım ama değilmiş. Yok değil. Bunu da nereye koyacağımı şaşırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Low ile Medium arasında bile grafikler çok çok iyi. Eğer High'a falan alırsanız GTA 3 gibi, GTA San Andreas gibi görünüyor. Yani şaka değil. O kadar iyi bir oyun yani. Ve ilk çıktığında kasma sorunları varmış oyunun. Ama sonraki güncellemeler sanırım onları aştılar. Ve bu tip oyunlarda oluyor arkadaşlar. Ben Roma 2 oynuyordum. O zamanki bilgisayarım da iyiydi. Yani GTA 5 falan oynuyordum o bilgisayarla. Abi Roma 2'de 30 FPS, 40 FPS. Yani çok sinir oluyordum ilk çıktığımda. Ama sonra o FPS olayını adamlar düzeltti. Ama bayağı sürdü, bir sene sürdü yani düzeltmeleri. Yani iyi bir bilgisayarda bile sorun olabiliyor. Optimizasyon sorunları ilk çıkan oyunlarda, yani bu tip objelerin fazla olduğu simülasyon strateji oyunlarında ya da strateji oyunlarında bu tarz hatalar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu da bayağı bir çözmüşler. Şu an benim ortalamanın altında bir bilgisayarım var ve şu an çok rahat bu şekilde oynayabiliyorum yani oyunu. Şimdi burada kontrol ediyorum arkadaşlar. İşte fabrikalar, işletmeler ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor. Onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Yollar bayağı güzel oldu. Şimdi burada araba arıyorum bir tane. Bir tane arabanın peşine takılacağım arkadaşlar. O bakın o zaman çok keyifli oluyor. Evet şu arabanın peşine takılalım. Takılalım, geri döndü, bakalım nereye gidecek bakalım. Evet çok güzel bir görüntü şu.
Bakalım nereye park edecek. Evet, hemen park etti. Oraya park etti. Ve şimdi ben başka bir araba bulacağım. Bakalım, dolaşıyoruz. Şu an şehirde 849 kişi var. Evet, burada diyor ki yönetici lazım dedi. Orada bakıyorum, bu bir yemek firması. Ben burada şimdi şey yapacağım. High Destiny şey arkadaşlar, yönetici. Evet, birkaç yere bakalım. Kurmaya çalışacağız. Bazen kuramıyorsunuz arkadaşlar. Çevre kalitesine göre dikiliyor binalar. Onu söylemek istedim. Ve iş imkanı olacak. Hani deneme yanılma yöntemiyle bunları da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün sokakların ismi random yani. İşte Maple Street, bilmem ne Street, orada yazıyor. Evet, buraya şimdi bir tane yüksek okulla elementary sanırım şey, ortaokul. Bir tane yüksek okul kuracağım. Sonra üniversite kuracağım arkadaşlar. Buraya bir yere üniversite kurduğunuz zaman şehirde her şey değişiyor. Bir tane otopark yaptım. Otopark önemli. Şimdi buraya bir yüksek okul kuracağım. High school. High school kurduk. Evet, şimdi bakıyorsun mesela burada kaç tane öğrenci var. Onları burada görebiliyorsun. Çalışanları görebiliyorsun. Öğrenci sayısı mesela 1200 kapasiteli bir okul burası. Ama şu an 12 tane öğrenci var. Yani kurduğum gibi 12 kişi. Evet, gelir gider tablosunda içerideyiz. Normal çok yol yaptık. Çok bina kurduk. Evet, burada rezidanslarımız olmuş gördüğünüz gibi. Local authorities are urging the public to conserve water. Bakalım şuraları da kurabilecek miyiz? Ona bakacağım. Şurada bir mahalle oluşmaya başladı. Şurası çok kötü gözüküyor. Burayı taşımam gerekiyor benim ya. Burayı taşıyacağız arkadaşlar. Olacak gibi değil orası, öyle çok kötü gözüküyor. Evet, hortum geldi. Bir korktum burada gölgeyi görünce. Arkadaşlar, hortum gelebiliyor, sel basabiliyor. Deprem oluyor, her şey oluyor. Şimdi bu ilk defa bu oyunda hortum görüyorum arkadaşlar. Yani bu hortum şu an bir zarar yok ama birazdan şu yollara doğru gelecek. Bakacağız bakalım arabalara zarar verecek mi acaba? Doğa olaylarını isterseniz kapatabilirsiniz. O size kalmış ama bence kapatmayın yani. Bu işin tuzu biberi bu. Bütün şehri gölgeledi. Gördüğünüz gibi. Her yer gölge gölge oldu. Evet, daha yavaş hareket ediyor şu an. Oradan ben hızlandırmıştım. Evet, arabaları doğru geldi ama ben burada bir hareket göremedim. Yani bu arabaları uçurup götürmesi gerekiyor. Normal şartlarda. Ben buraya ben bayağı bir baktım. Yok arabalar. Uçmaya geldi. Her yer toz duman oldu şu an. Şu ileriye tatil bölgesi yapacağım arkadaşlar. Sahil kıyısı yapacağım. Orayı bayağı bir yeşillendireceğim. Oteller moteller. Çok güzel bir yer olacak orası. Şuralara tam, evet oralara. Ve ilerisi de öyle. O bu kıyı komple tatil bölgesi olacak.
bakalım turizmden para kazanabilecek miyiz? Şimdi ben buraya ofisler kurmaya çalıştım. Bakalım ofisler olacak mı? Yönetici evleri kurmaya çalıştım. Bakalım ikinci bölümde daha şekillenecek arkadaşlar. Şu an böyle duruyor. Şimdi şuralara da müstakil evler kuracağız. Doldurabildiğimiz kadar dolduracağız. Burayı da açacağım. Yakında o yollar ileriye doğru uzayacak. Şu an 1000 kişi var. 999. 1000. 1000 oldu şu an. Şu an şehrimizde, evet, trafikte tıkandı. Çok gelen var arkadaşlar. Gelmek isteyen var. Orada bir kaza olmuş. Şurada kenarı park etmişler arabaları. Bayağı büyük bir yol ama şuraya bir tane, şimdi birazdan otopark yapacağım. Otoparka geliyoruz. Otopark yaptım. Evet, tam buraya bir otopark yaptım. Gelin buraya park edin, yani ne işiniz var abi oralarda? Evet, burada trafik, aslında trafik akıyor. Şehrin girişi kötü yani, orayı ben halletmem gerekiyor. Şimdi tekrar bir arabanın peşine takılacağız. Evet, çöp kamyonun peşine takıldık. Yani çok iyi. Arabanın gidişi çok iyi yani arkadaşlar. Yani sallanması filan falan, dönüşleri, manevraları, yani gerçekten yapay zekayı çok iyi yapmışlar. Buradan sola dönecek galiba. Evet. Güzel, çok iyi. Buradan köprünün altından geçiyoruz. Evet, rezidansımız, katlı otoparkımız görünüyor. Bu ev biraz şey, fabrika tepede kalmış. Evet, şurada işçi resimleri var. Onlarla sonra ben ilgileneceğim arkadaşlar. Bakalım. Onlarla sonra ilgileneceğiz. Böyle bir şehir turu attırmak istedim size. Güzel bir şehir turu. Şimdi bakalım bu nereye gidecek? Onu ben çok merak ediyorum. Nereye gideceksin bakalım? Sevgili vatandaş. İnsanlar arkadaşlar, yolda insanlar yürüyor. Köpekler yürüyor. İnsanlar köpekleri dolaştırıyor. Çok çok iyi bir oyun olmuş. Yani ben böyle bir oyun beklemiyordum. Ve yıllardır oynarım. Şehir kurma oyunu. Telefonda mesela SimCity Bullet vardı, onu oynuyordum. O biraz da böyle mobile oyunlar çok tırt oluyor. Pek sevmedim. Burada gördüğünüz gibi yani araba şeyleri bile, gidişi filan, tekerleklerin dönüşü, yani yol tutuşu filan çok iyi yapmışlar yani. Evet arkadaşlar, bu videonun da birazdan sonuna geleceğiz. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Oyunu inceledik. Baktık. Su tesisatı çektik. Elektrik çektik. Ve daha iyilerini yaptık. Valilik binası kurduk. Otoparklar kurduk. Binalar kurduk. Güzel bir video oldu bence. Sizce de güzel olduysa yorumlara yazmayı unutmayın ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen abone olun. Son bir bakış yapıyorum şehre. Evet, trafik bayağı tıkanmış orada. Otoparklar dolmuş arkadaşlar.
Evet, bu da şey, vergi paneli gördüğünüz gibi Texas. Şimdi daha çok şey kurmam gerekiyor işletme, para kazanmak için. İkinci bölümde arkadaşlar şey filan kuracağız işte, odunluk filan falan, onlara bir bakacağız. İşte şeyler kurmam, tarlalar kurmam gerekiyor. Tarlalara kuracağız. Şu tarafı açmam lazım. Evet, burada bir sorun var. Elektrik ve su sorunu, gördüğünüz gibi. Şimdi ben onu halledeceğim. Şimdi buradan bir su borusunu çekelim. Böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman oradan su borusunu çekip buraya bağlıyorsunuz. Biraz bağlatmak biraz zor. Kötü diyecektim. Zor yani. Evet, bağladık ama. Şimdi orada gördüğünüz gibi su aktığı zaman olay bitmiştir. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda buraya bir tane rüzgar paneli yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Birazdan elektrik sorununu da çözeceğim. Oradaki yolları birleştirmem gerekiyor. Birleştirdim. Çünkü oradaki elektrik paneli alttan şey yapmıyor arkadaşlar. Şimdi atık su yok. Çöp sorunu var galiba orada. Onu da birazdan atık suyu halledeceğim. Güzel bir şehir olacak gördüğünüz gibi. Daha bir sürü gökdelenler dikeceğiz.